Değerli katılımcılar, hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Bu güzel bir İstanbul akşamında vakit ayırıp bizlerle beraber olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Efendim, bu daha önceki etkinliğimize de katılanlar bileceklerdir. Enerji ve iklim dizisi başlattık ve ilk defa 15 gün önce Uygar Özesmi ile beraber o etkinliği yürüttük. Genel olarak orada bir enerji ve iklim değişikliğinin genel konularını, nelerin iklim değişikliğine sebep olduğunu, fosil yakıtların zararlarını, yenilenebilir enerjiyi ve önümüzdeki fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş çağının ana dinamiklerini anlattık. Ve o zaman da dedik ki bundan sonra daha ayrıntılı, spesifik konularda gene enerji ve iklim değişikliği, iklim ana başlığı altında çeşitli konuklarımız olacak diye sizlere iletmiştik. Evet, bugünkü konuğumuz Değer Boden. Değer Hanım aynı zamanda bizim Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Programı'nın, Master Programı'nın öğretim üyelerinden birisi ve aynı zamanda da Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezimizin de danışma kurulu üyesi. Uzun yıllardır kendisiyle tanışıyoruz, değerli çalışmalarına tanıklık ediyoruz Türkiye'de. Değerle bugünkü konuşacağımız konu genel olarak kendisinin de bir enerji hukukçusu olması hasebiyle iklim ve hukuksal veya iklim değişikliğinin hukuksal altyapısını konuşacağız sizle. Bu son derece enteresan, yeni ana başlıklardan bir tanesi olan bu konuyu tartışmak için Değer bence en önemli, en uygun kişilerden bir tanesi. Şimdi dilerseniz Değer'e önce nasıl bir enerji hukukçusu olduğu, enerji hukuku ne demek, kariyerinden de bize biraz bahsederek üniversite yıllarından itibaren bir enerji hukukçusu olmak için neler yapması gerekli genç arkadaşlarımız, onlara ne tavsiye ederler, birazcık onun hayat hikayesini dinleyerek başlayalım isterseniz. Hocam, merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Harika bir vesile oldu sizlerle sohbet etmek için. Şimdi öğrencilik yıllarıma dönersek bayağı uzun sürer. Başka bir şey konuşamayız. Çünkü ben mezun olalı 20 sene oldu. Galatasaray Hukuk mezunuyum. Öğrencilik yıllarımda biraz akademik anlamda başarılı bir öğrenciydim. Hani inek diye tabir edebileceğimiz bayağı yüksek bir ortalamayla okulu bitiren, hayatında hiç bütünlemeye kalmamış. O anlamda herkes benim akademisyen olmamı bekliyordu ve ben de öyle bir kariyer çizmiştim aslında kendimi. Ve kamu hukuku seviyordum. Yani bütün hukuk dallarını çok seviyordum. Ama kamu hukukuna galiba özel bir şeyim vardı, ilgim vardı. Ve anayasa hukuku istiyordum. Ama bir şekilde olmadı. Bir hukuk bürosuna stajyer olarak başladım. Sonra da yine kamu hukukunda bir master yaptım. Yani kamu hukuku değil, ekonomi hukuku masterıydı ama o dönemde idari hukuku derslerinden bir tanesi daha çok enerji üzerineydi. Tabii bu yıllar 2001'den bahsediyoruz. Hani Türkiye'de o dönemde enerji hukuku anlamında ne vardı derseniz sizin de bildiğiniz üzere zaten zamanda yapılan BOT çok sınırlı bir özel sektör girişi, hazine garantili imtiyaz sözleşmeleri, ondan sonra ESA'lar vesaire. Ama ben o jenerasyonu kaçırdım açıkçası. Hani ben o benden bir önceki jenerasyonun yaptığı işlerdi. O anlamda biz 2001 senesinde enerji piyasası kanunu ile birlikte yeni dönem başladı, lisans vesaire. O dönemde çok ilgim vardı, yani öyle söyleyeyim size genel olarak, ve takip ediyordum mevzuatı ya da gelişmeleri ve ders aldığım derste biraz vesile olmuştu ve çalıştığım büroda bir dava geldi. Davada 2001 sayılı tarihli kanuna karşı Türkiye Cumhuriyeti'ne açılan ilk davaydı, öyle söyleyeyim. Ve bir devletler hukukunu ilgilendirir bir konuydu. Çünkü normal bir tahkim değildi, yatırım uyuşmazlığı tahkimiydi. Devlete karşı çıkardığı kanun dolayısıyla hazine garantilerini kaldırdığı için açılan bir davaydı. Ve bir enerji uyuşmazlığıydı baktığınız zaman. Dolayısıyla benim enerji ve...
enerji ve tahkim anlamındaki deneyimime vesile oldu diyebilirim. Konuyla da çok ilgili olunca ileriki yıllarda yaptığım yurt dışı master'ım, yurt dışı hukuk bürosu çalışmalarım vesaire de hep aynı konularda oldu. Türkiye'de de sonrasında işte teşvikler ve yenilenebilir enerjinin gelişmesiyle birlikte özelleştirmeler, liberalleşme hareketleri tahmin edebileceğiniz üzere çok fazla projede çalıştım o dönemde ve belki hani sorunuz biraz geniş bir soru. Hani bu hukuka girmek isteyenlere ne tavsiye edebilirsin diye. Ya benim aslında 20 senelik kariyerim yani 2000'de mezun olduğundan beri bir şekilde ya tahkim ya proje finansmanı ya M&A anlamında çok fazla enerji projesi görmüş olmamla biraz da kendi kendine şekillendi. Yani mezun olduğumda ben enerji hukukçusu olacağım gibi bir şey yoktu. Hatta kendi ofisimi açtığımda da böyle bir şeyim yoktu. Birazcık şeye inanıyorum ben, siz bir konuda çok ilgiliyseniz o iş sizi buluyor. Yani benim hayatımda biraz böyle oldu. Yani çalıştığım büroda da kimsenin okumadığı böyle sarı bir kitapçık vardı. Enerji hukukuyla ilgili uluslararası bir yayın. Ben daha stajyerken habire onu okurdum. Çok merak ediyordum çünkü pipeline vesaire. Hani konular çok ilgimi çekiyordu ve sonra öyle bir dava geldi bize. Hani genelde bende öyle oldu. Birazcık da yol su akar yolunu bulur derler ya. Bir şey ilginiz varsa. Tesadüfler götürdü biraz. Tesadüfler tabii oluyor ama o tesadüflerin üzerine eğilmek önemli. Yani tabii. O tesadüfleri değerlendirmek. Aynı anda pek çok kişiye geliyor. Yani o davada ben tek başıma çalışmadım. Hani bu bir ekip işi ama ben o davadan kendime böyle bir kariyer çıkardım. Yani bu benim ilgi alanımmış ki ben bunun üzerine bu kadar gitmişim de olabilir. Kendi ofisimi açtığımda da hani enerji hukuk alanında uzmanlaşmış bir büro gibi bir planım, öyle bir vizyonum vesaire yoktu tabii ki. Ama yaptığım çalışmalar, yazdığım, çizdiğim şeyler hep bu alana kayıyordu. Çünkü galiba orayı seviyordum ve onu yapıyordum. Bir süre sonra öyle işler gelmeye başladı ve baktığınız zaman hani hem ya enerji hukuku dediğiniz alan zaten uzmanlaşmak için çok genel bir alan. Yani içinde doğalgazı da var, elektriği de var. İşte elektriğin içinde baktığınızda yenilenebilir enerjisi var vesaire. Hani çok fazla alan var. Bilmem, her biri spesifik bir uzmanlık alanı aslında. Hiçbir zaman hani tam enerji hukuku uzmanıyım, her şeyi bilirim gibi bir şey de mümkün değil. Sürekli kendinizi geliştirmek ve yeni trendlere adapte olmak zorundasınız. Yeni jenerasyona tavsiyem de ya bence uzmanlık ya da belli bir alana fokus olmak biraz mezuniyetten hemen sonra yapılacak bir iş gibi gelmiyor bana. Hani benim önem verdiğim öncelikle hukukçularda Türkçe. Yani Türkçesinin çok iyi olması bence çok hayati bizim meslekte. İkincisi hukuk nosyonu. Hukuk nosyonu o kadar önemli ki yani enerji dediğiniz bir alanda kamu hukuku boyutu da var. Özel hukuk boyutu da var. Sözleşme, elektrik satış anlaşması yapıyorsanız çok ciddi bir sözleşmeler hukuku, borçlar hukuku bilgisi gerekiyor. Aynı zamanda bir santralin finansmanını yapıyorsanız, hani finans hukuku anlamında da ciddi bir altyapınızın olması lazım. Satın alma projesi yapabilirsiniz yeri geldiğinde. Hani aslında enerji hukuku altında biz hukukun hemen hemen bütün dallarını kapsıyoruz. Yani enerji hukuku, enerji mevzuatını bilmekten ibaret değil. Öncelikle hem kamu hukuku hem özel hukuk anlamında çok ciddi bir hukuki altyapı gerekiyor. Bunun üzerine de enerji hukuku anlamında yine dediğim gibi sadece mevzuat değil tabii ki regüle bir sektör, regülasyonları bilmeniz önemli. Ama yurt dışını da takip etmeniz lazım. Sürekli kendinizi geliştirmeniz ve okumanız lazım. Yani içinizde o merak varsa ve o ilgi varsa galiba her alanda yani bu sadece enerji hukukunda da geçerli değil. Her alanda ilerliyorsunuz. Tabii. Şimdi bir izleyicilerimize biraz tarihsel gelişmeden bahsedelim istersen. Türkiye'de ilk özelleştirme
1984'te 3096 sayılı yap işlet devret kanunuyla başladı. Sonra yap işlet, sonra işletme hakkı devri, TOR dediğimiz işletme hakkı devri gibi. Yani Turgut Özal'ın başbakan olduğu 1984 yılında dünyadaki genel trende uyumlu olarak, ki İngiltere'de Margaret Thatcher o zaman başbakandı ve büyük bir globalization, küreselleşme ve özelleşme furyası başlamıştı. Biz de ona uyarak başladık ve bence ilk hukuki muazzalarda bu özelleştirmeyle başladı herhalde. Çünkü ondan önce özellikle elektrikte mesela tek vardı. Doğru. Bir devlet olsa olsa enerjinin hukuki boyutu kamusallaştırma ile ilgili olabilirdi herhalde. Bir santral, doğru, bir iletim hattı yapılacaksa. Ama doğru, bir özel sektör işin faaliyetine girmediği için o zaman, doğru, pek faaliyet yoktu. Daha, doğru, sonra sen bu dönemi yakalayamadın ikinci döneme. Yani 2000'den sonra bizim uyuşmazlıkla sistemi... Yani o dönemi şuradan yakaladım hocam. Bu BOT döneminde yapılan sözleşmelerle ilgili çıkan tahkimler, uyuşmazlıklar sebebiyle, evet, yakaladım. Yani sözleşme yapılması aşaması değil de uyuşmazlık aşaması. Uyuşmazlık aşaması. Evet, orada da bazı ciddi ciddi sorunlar olmuştu devletle özel sektör arasında. Daha sonra 2000 yılında biz bu ta 1910 yılında çıkarılan imtiyazat kanununu değiştirdik. Ve artık elektrik altyapısı bir imtiyaz, bir devlet tekeli olmaktan çıkarıldı. Özel sektöründe girilebileceği ortaya çıktı. EPDK'yı kurduk ve, aynen, yeni bir piyasa modelini 2000'den sonra başlattık. Yani Enerji Bakanlığı bir policy maker, politika yapıcı birinci mevzuattan sorumluyken bir ikinci mevzuattan sorumlu enerji piyasası düzenleme kurulunu kurduk. Sonra tek tek elektrik piyasası, gaz piyasası, petrol piyasası gibi peyderpey zaman içinde de bu piyasaları geliştirdik. İşte asıl sorun da tahmin ediyorum enerjinin hukuki sorunları da burada ortaya çıktı. Çünkü özel sektör girdi. Bir sürü yükümlülüklerini yerine getirmediler. Bazen devlet getirmedi. Ve anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Sen de o devrede devreye girdin. Bana ilk hukuki şeyini anlatabilir misin? İlk davanı enerjiyle ilgili. Hocam yani ben sadece dava yapmıyorum. Hani proje anlamında işte o özelleştirmelerin içinde de yer aldım. Dağıtımlar özelleşti, üretimler özelleşti. Farklı şirketler, yabancı yatırımcılar için due diligence'lar yaptık. O şirketleri inceledik, raporlar yazdık. Onları satın alma sürecinde çalıştık. Uyuşmazlık anlamında da evet çalıştık. Yani dediğiniz gibi uyuşmazlıklar genelde tarifeler, iletim hatları, ondan sonra o tarz şeyler olabiliyor. Yatırım anlamında da çok fazla yenilenebilir enerji projesini yabancı yatırımcı tarafında temsil ettik. Onların yine hukuki incelemeleri, satın almaları, şirketlerin bütün işlemleri. Sonra da işte 2010'dan itibaren çok sınırlı da olsa bir elektrik tarafında ciddi bir ticaret anlamında gelişmeler oldu. Orada bu ticaret anlaşmalarını Türkiye'ye adapte ettik. Türkiye'de o wholesale piyasada, trader to trader, toptan piyasadaki sözleşmelerde ciddi bir çalışmamız oldu. Aynı zamanda da yatırımlarda, yani yatırımlarda da güneş anlamında yatırımlar oldu, rüzgar. Bunların her birinin sözleşme boyutu da var. Yani rüzgar, türbün tedarik sözleşmesi yapıyorsunuz. Güneşte atıyorum EPC sözleşmesi yapıyorsunuz. Her biri ciddi bir uzmanlık gerektiriyor. Evet. Deneyim gerektiriyor. Genelde bazı şeyler yaptık, yapıyoruz. Şimdi asıl konumuza gelelim. İklimin. İklimin hukuki boyutuna girelim. İklim ve hukuk arasında ne ilişki var? İklimle ilgili hukuki düzenlemeler dünyada, Türkiye'de var mı? Ne zaman başladı? Ne gibi yükümlülükler getiriyor? Ne gibi cezalar getiriyor? Şöyle kabaca bize bir iklim değişikliği, iklimin genel olarak bir hukuki boyutuna değinebilir misin lütfen? Şimdi iklimin hukuki boyutu. Ya bu da çok geniş bir kavram tabii ki. Ya öyle bir iklim hukuku
gibi demeyeyim de şöyle şeyler oldu size birazcık. Madem şimdi yabancı yatırımlardan, enerji yatırımlarından bahsettik. O yatırımların iklim boyutuna nasıl dönüştüğüyle ilgili belki bir fotoğraf çekebilirim. Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi 80'li yıllar, 90'lı yıllar ciddi bir çok güzel örnek verdiniz. Özal dönemi vesaire. Bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada yabancı yatırımcıları çekmek için ciddi bir yarış vardı ve çok fazla ikili yatırım anlaşması dediğimiz yatırımcıları teşvik eden, onların haklarını koruyan anlaşmalar yapıldı. Mesela size verdiğim bu benim kariyerimde etkili olan dava da öyle bir anlaşma sebebiyle doğdu zaten. Şimdi bu anlaşmalarla ne getiriliyordu? Yatırımcılara işte iki ülke imzalıyordu ve yatırımcılara şöyle haklar tanınıyor. İşte adil muamele edeceğim, o yatırımı koruyacağım, işte belli şartlar olmadan kamulaştırmayacağım. Ona çok gözetilen ülke muamelesi yapacağım gibi bir sürü devletler birbirlerinin yatırımcıları için taahhütte bulunuyorlar ve o yatırımcı diyelim ki bir Amerikalı yatırımcı Türkiye'de bir kömür santrali yatırımı yapmış. Sonra da devlet ona istediği yani taahhüt ettiği bazı hakları vermemiş. Ya da işte bizim olayımızda şeydi hazine garantileri zamanında verilirken 2001 sayılı kanunla bu hazine garantilerinin ve ESA'ların kaldırılması davaya konu ediliyordu. Sen bir kanunla verdiğin garantileri ortadan kaldıramazsın şeklinde davalar açılabiliyordu ve binlerce tabii bu alan çok gelişti dünyada yatırım uyuşmazlıkları alanı. O kadar çok anlaşma ve o kadar geniş haklar söz konusuydu ki yatırımcılara yani yatırımcıların Magna Cartası denilen anlaşmalar bunlar. 2000'lere gelindiğinde artık ve sadece o yatırımcılara devlet bu taahhütlerine aykırı davrandığı zaman tahkime gitme hakkı tanınıyor. Mesela ICSID diye bir tahkim merkezi var Türkiye'de buna taraf. ICSID'e gittikleri zaman o kararlar doğrudan uygulama yetkisine sahip. Yani ülkede tekrar bunu uygulatmak için temsil etmeniz de gerekmiyor. Türkiye'nin herhangi bir yerde mal varlığını bulurlarsa direkt uygulayabiliyorlar vesaire. Şimdi çok ciddi haklardan bahsediyoruz ve buna ilişkin de çok fazla davalar açıldı. Türkiye'de işte belki ilk benim çalıştığım davayı belki isim olarak bilmezsiniz ama bizden hemen sonra açılan Libenanko davasını hemen hemen herkes biliyordur herhalde. Hani 10 milyar dolarlık bir dava o zaman için dünyanın en büyük davasıydı bu alanda. Ondan sonra yani çok fazla var. Türkiye'ye karşı açılan da davalar hala var. Şimdi dolayısıyla yatırımcılar bu kadar ciddi korumalardan sonra bu sefer bu yatırımcıların yani yatırımların ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarından hani sorumlu olmaları mı gerekiyor diye tartışmalar başlıyor ve aslında bugün baktığımızda ikili yatırım anlaşmalarında çok fazla sürdürülebilirlik, çevresel haklar, insan hakları gibi konulara atıfta bulunulduğunu, bununla ilgili henüz yatırımcılara yükümlülük düzeyinde değil ama bence yakın ciddi bazı referanslar, iyi niyet, çaba gösterme yükümlülükleri ve bazen de ve bu arada Türkiye'nin bütün anlaşmaları da bu trendi takip ediyor enteresan bir şekilde. Bazılarında da kapsam dışı bırakılan haller yani çevreye zarar verenlerin yatırım korumalarının dışında bırakıldığı haller gibi şeyler. Şimdi bunlar yeni gelişmeler yani ikili yatırım anlaşmaları ya da uluslararası çok taraflı yatırım anlaşmalarındaki yeni trend. Gerçekten artık bir denge bulmak lazım. Biz yatırımcılara bugüne kadar aşırı koruma sağladık. Ama onlar da ciddi çevresel tahribatlara ve bazı zararlara meydana zararlar vermeye başladılar. Acaba denge mi bulunsa diye böyle ikili yatırım anlaşmalarında şimdi balancing trendleri var. Şimdi bunu bir tarafa koyalım. Sürdürülebilir yatırım tanımına bakarsak aslında çok geniş tanımlayabilirsiniz ama temelde insan haklarına, hayvan haklarına
saygılı, çevreye saygılı, çevreye zarar vermeyen, doğaya zarar vermeyen, en önemlisi de gelecek nesillerin haklarına saygılı yatırımlar. Şimdi bu yatırımlarda aslında yatırımın insan hakları ve temel insan haklarına ne kadar alakalı olduğunu görüyoruz. Yani nedir fundamental human rights dediğimiz haklar? Yaşam hakkı, sağlıklı çevrede yaşam hakkı, suya ulaşma, gıdaya ulaşmaya, bunlar temel insan hakları. Ve aslında siz bir yatırım yaparak diğer insanların, hayvanların, çevrenin, çocukların, gelecek nesillerin haklarına zarar verebiliyorsunuz bazı yatırımlarla. Şimdi insan hakları, yani iklim değişikliğinin hukuki boyutları biraz buradan başlıyor. Yani aslında insan haklarıyla çok bağlantılı. Şimdi orada da şöyle bir ikilem var hocam. İnsan hakları hukukunda sorumlu sadece devletler. Yani uluslararası insan hakları boyutuna baktığınız zaman tek sorumlu devlet. Yani non-state actor, hani devlet olmayan şirketlerin bu düzeyde sorumluluğu henüz kabul edilmiyor. Şimdi sorumlu olan devlet, yatırımı yapan ve aslında insan hakları ihlali denir mi denmez mi, okey tartışalım, ama bir çevre zararı, tahribatı meydana getiren de yatırımcı. Yatırımcıya karşı ne yapabilirsiniz diye baktığınızda, şimdi yatırımcı da yatırım anlaşmalarıyla korunuyor. Öyle değil mi? Hani bir ülkeye gelmiş, diyelim ki bir maden yatırımı yapmış, ormanları biçmiş, yok etmiş. Ondan sonra çevreye tahribat var mı? Var, ama o da diyor ki ben bunun için izin aldım. O ülkenin kanunlarına göre, kurallarına göre gerekli bütün ruhsatları, bütün izinleri alarak yaptım. Yatırımcı da, yabancı bir yatırımcıysa eğer, zaten yatırım anlaşmasıyla korunuyor. Buna karşı ne yapabilir, kim ne yapabilir diye baktığınızda, şimdi şöyle bir trend var, hani hepimizin bildiği. Bir kere devletlere karşı bireylerin açtığı uluslararası davalar var. Burada bir takım gelişmeler var. Bir de bireylerin şirketlere karşı açtığı davalar var. Şimdi devletlere karşı açılan davalarda beni en çok etkileyen, ya da aslında sadece beni değil bütün dünyada bu davaların çorap söküğü gibi artmasında çok etkili olan bir dava var. Bu aslında yeni bir dava değil. 7 senelik falan bir dava. Aralık 2019'da çok enteresan bir karar çıktı. Urgenda diye bir derneğin ve hani bireylerin açtığı, NGO diyeyim, bireylerin Hollanda hükümetine karşı açtığı bir davaydı bu. Ve davada, hani uzunca bir dava, ilk derece mahkemesi, ilk yapılan savunmalar ve sonuçta gelinen nokta biraz birbirinden farklı. Çünkü haksız fiil sorumluluğu diye başladı dava. Ve yani aslında şunu unutmamak lazım. Bütün bu davalarda şu an sayıları 1500'lerde, bu arada dünya çapında 37 ülkede zannediyorum 1587 dava falan var. Sadece iklim değişikliği ya da iklim değişikliğiyle bağlantılı biyolojik çeşitlilik, ekosisteme zarar verme gibi onunla alakalı konularla ilgili açılmış davalar. Şimdi bu davada gelecek nesillerin yaşam hakkı ihlali ileri sürülerek açıldı ve kazanıldı. Şu anda da trend bu davalarda, genelde açılan davalarda gelecek nesillerin yaşam haklarına olan zarar, onun elinden alınması genç nesillerin. Ve de mahkeme en sonunda 2019'da çıkan Yüksek Mahkeme kararında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre ülkelerin vatandaşlarını iklim değişikliğinin sonuçlarından koruma yükümlülüğü vardır kararı çıktı mahkemede. Yani bu o kadar enteresan bir karar ki, şimdi dünyada bu kadar çok dava olduğunu düşündüğünüz zaman Belçika'da var, şu an Fransa'da var, İngiltere'de var, Avustralya'da var, hani bir karar diğer mahkeme kararlarını da çok rahat etkileyebiliyor. Yani hukuk yazılı hukuk kurallarından ibaret değil. Hani bana sorarsanız ki hani dünyada
yatırımların ya da devlet politikalarının iklim değişikliğine uygun olmasını gerektirir bir uluslararası sözleşme var mı? Hepinizin bildiği gibi Paris Konvansiyonu var. İşte ülkeler taahhütle şeylerini, hedeflerini sunmak zorunda küresel ısınmanın 2 dereceyi geçmemesi için. Ama bu bağlayıcı bir, bağlayıcı derken tabii ki bağlayıcı bir anlaşma ama yaptırımı olan bir anlaşma değil. Yani bu hedefleri tutturamadın, bunun bir yaptırımı yok. Ama mahkeme kararları da aslında bir nevi hukuk yaratıyor. Ne yaptı Hollanda bu mahkeme kararına göre? Karar çıkmadan önce zaten politikasını değiştirdi Hollanda. Yani açılan davada, dava dediğim gibi eski bir dava ve Paris Konvansiyonu imzalanmadan önce açılan bir dava. 2020 yılında küresel ısınmanın 2 dereceyi geçmemesi için Hollanda hedef olarak kendisine %16 emisyonlarını düşürme hedefi koymuş. Gelişmiş bir ülke olarak bu hedefin yeterli olmadığı ve minimum %25 düşürülmesi gerektiği bilimsel çalışmalarla %25 düşürülmesi gerektiğini söyleyerek açmışlardı davayı. Hollanda da zaten taahhüdünü artırdı dava daha devam ederken karar çıkmadan. Dolayısıyla yani ben açıkçası bu tarz mahkeme kararlarının etki yani tabii ki en güzeli ülkelerin kendilerinin taahhüt vermesi, bu taahhütlere uyması vesaire ama mahkeme kararlarının da ülkelerin politikalarını değiştirmesinde etkili olacağını düşünüyorum. Çok enteresan. Verdiğin örnek çok enteresan gerçekten. İlginç. Ama senin söylediklerinden anladığım kadarıyla gelecek nesillerin yaşam hakkına zarar verme önemli konulardan bir tanesi. Bir diğeri de bu basic temel insan hakları dediğimiz insanın temiz bir çevrede işte temiz suyla, temiz besinle yaşama hakkını elinden almasıyla ilgili ortaya çıkıyor değil mi bütün muazzalar? Evet yani bunu bu anlattığım verdiğim örnekte bireyler ya da NGO'lar şu an dünyada bu tarz davalar açıyorlar. Bunlardan çok fazla var. Bir diğer türü bireylerin şirketlere karşı açtığı davalar. Orada da enteresan mesela yeni bir karar var. O da Aralık 2019 olsa gerek. Filipin'de bir insan hakları komisyonunun verdiği bir karar. Filipinliler bu fosil kaynaklı şirket, 47 şirkete karşı Chevron var içinde, BP var tahmin edebileceğiniz bütün şirketler. Bunlara karşı açtığı bir şikayet diyeyim. Onun üzerine orada enteresan bir karar var. Hani dedim ya başlangıçta insan hakları sorumluluğu o düzeyde sadece devletlerde var. Şirketlerin yükümlülüğü yok diye. Dedi ki yani insan hakları sorumlusu olmayabilirler ama ahlaken sorumlular. Şimdi bu da enteresan bir karar. Çünkü hani bizim hard law, soft law dediğimiz kararlar var. Hani hard law document işte uluslararası bağlayıcılığı olan belgeler. Bir de sosyal sorumluluk prensipleri gibi bazı soft law standartları var son dönemde. OECD'nin var. İşte UN var, Global Compact var vesaire şirketlerin kendi imzaladığı. Şimdi bunlar soft law gibi duruyor. Hani tamamen guideline şeklinde belgeler. Ama biraz önce anlattığım ikili yatırım anlaşmalarına da giriyor artık bu belgeler. Ondan sonra ve bunların öngördüğü bazı mekanizmalar var. Mesela OECD Guidelines'da NGO diye bir NCO diye bir mekanizma var. National Contact Point gibi. İşte bireyler oraya başvuru yapabiliyor, şikayet yapabiliyor. Mesela yanlış hatırlamıyorsam Hollanda'da BP'nin bir şeyine karşı, reklamına karşı böyle bir şikayet var. İşte Keep Accelerating gibi bir reklam. Diyorlar ki sanki hızlanmaya devam ediyor. Evet, sanki BP sadece yenilenebilir enerjide varmış gibi yanlış bir iddia uyandırıyor. Ona da greenwashing deniyor. Şu anda ona karşı da bir şikayet var. Yani burada bir greenwashing var ve bu
tüketiciyi yanıltıcı bir etki uyandırıyor bu reklamlarla diye. Hani orada reklam politikasını değiştirebiliyor şirket. Hani aynı şekilde ING'ye karşı böyle bir şey var mesela. Hani Palm Oil finansmanı yaptı diye. Ya aslında toplum bilinçleniyor diyebiliriz. Yani toplum bilinçleniyor, bireyler değişiyor, bireyler bilinçleniyor. Bu tarz davalar işte Amerika'da teenager takip ediyorsunuzdur. Greta var, herkesin yakından tanıdığı, bildiği. Yani çok yeni bizim de içinde bulunduğumuz 5 ülkeye karşı dava açtı biliyorsunuz. Hani o davada da diyor ki yani siz dünyanın en fazla karbon emisyonu yaratan ülkeleri olarak yine Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne, UN Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne dayanarak açıyor davayı. Bizim için yeterli önlem almıyorsunuz. Yani hep insan hakları, anayasal haklar, çocuk hakları. Dolayısıyla 5 ülkeye açtı. Greta'nın da bir davası var. Türkiye'nin de aralarında bulunuyor. Yani devletlere karşı açılıyor, şirketlere karşı açılıyor. Böyle bir iklim davaları durumu var. Hani iklimle hukuk buralarda kesişiyor. Yani benim son dönemde çalıştığım, beni daha çok ilgilendiren boyutu da tahkim boyutu. Yani yıllarca bu yatırım tahkimleri alanında çalışmış insan olarak şu anda orada da mesela çok ilginç bir gelişme var. Şimdi dedim ya yatırımcılar korundu. Çok güzel ikili yatırım anlaşmaları var. Sonra diyelim mesela iki tane örnek vereyim size. Bunlar yine Ekvador'a karşı açılan davalar ve yatırımcının açtığı davalar. Petrol şirketleri. Burlington bir tanesi, Perenco'da diğeri. Petrol şirketleri ikisi birebir aynı faktlere dayanıyor. Ve diyorlar ki petrolle ilgili vergiler işte bizim yatırıma zarar veriyor, feasible olmaktan çıkarıyor vesaire gibi bir dava. Ekvador devleti de bu davada yatırımcılara karşı dava getiriyor. Çevresel hakları ihlal ettin diye. Şimdi İnsan hakları hukuku boyutunda sorumluluk devletlere ait. Yatırımcılar hep korunuyordu. Şimdi yatırımcılara karşı insan hakları savunmasını yapan devletler ortaya çıktı. Yani bu yatırım anlaşmalarında çok keyifli yeni dönem şeyleri de karşı davalar. Yani gerçekten devletler zamanda izin verdikleri yatırımlarda yatırımcı eğer kendilerine bir dava açarsa, devlete karşı bir tazminat davası açarsa, devlet de hemen çevresel bir karşı dava getiriyor ya da insan hakları ihlali diye dava açıyor, karşı dava açıyor. Orada da çok enteresan kararlar çıkmaya başlandı. Yine bir tane son dönem kararlarından bir tanesinde mesela, İşte çevresel insan hakları tamam dedi hakem heyeti. Yatırımcıların işte insan hakları yükümlülükleri yok belki ama onlara bu haklara zarar verme hakları da yok. Yani negatif bir obligation'ları var bunlara uymak konusunda. Yani trend o ki benim hani her iki tarafta yatırım boyutunda da insan hakları davaları boyutunda da gördüğüm trend o ki ya önümüzdeki dönemde hukuk da değişecek. Yani zaten hukuk her dönemin ihtiyaçlarına göre uyum sağlıyor. Yani benim öngörüm mahkeme kararlarıyla yakında çevresel haklar insan hakkı sayılırsa şaşırmam. Yani insan hakkı zaten mahkeme kararlarıyla artık kabul ediliyor ama mesela 100 Cogens diye bütün hukuk normlarının üzerinde normlar vardır. İşte orada da yani öyle hukuki kurallar ki bütün uluslararası şeyde kabul edilen hem devletleri hem şirketleri hem bireyleri herkesi bağlayan prensipler. Yani çevresel bazı haklar 100 Cogens sayılırsa zaten şirketleri de bağlayıcı bir hale gelecek. Yani evet evet enteresan gelişmeler var. Yani ben keyif alıyorum takip etmekten. Önümüzdeki dönemde de insan haklarının çok önemli olacağını düşünüyorum. Yani özellikle bu Covid'den sonra şeyler çok değişti, dengeler çok değişti. Çok enteresan ya. Bu iklim değişikliği hukukun boyutunu da çok yeni anlamlar tanımlayarak bize değiştirdi. Özellikle bu insan haklarından ziyade
Biraz da bu gelecek nesillerin imkan ve kabiliyetine zarar vermeyi istersen konuşalım. Böyle bir kavram dünyada yoktu biliyorsunuz. Bu ilk defa 1987 yılında Brundtland Report diye adını verdiğimiz bir Birleşmiş Milletler'in bir komitesinin ortaya çıkardığı bir raporda tanımlandı. Bu yeni tanımın adı da sürdürülebilirlik idi. Sürdürülebilirlik maalesef Türkçe'ye sürdürülebilirlik olarak çevrilmiş ama bence son derece yanlış bir çevrim. Sustainability orijinali bunun. Ve bu sustainability de günümüz insanların ihtiyaçlarını gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını çözme imkan ve kabiliyetine zarar vermeden çözmek. Yani bir enerji kaynağı ise bu enerji kaynağını sonuna kadar miras yedi gibi bizim neslin tüketip geleceğe hiçbir şey bırakmaması ya da karbondioksiti salarak çevreyi çok kirletip gelecek nesillerin temiz hava imkanını elinden alması gibi bu kavram daha da ileride muhtemelen anladığım kadarıyla daha da gelişecek ve iklim değişikliği de bunun önemli bir parametrelerinden birisi gibi geliyor. Şimdi pek de fazla vaktimiz kalmadı. Ben sana başka bir yöne çevirmek istiyorum konuşmamızı. Şimdi biraz önce de söylediğim gibi Birleşmiş Milletler'in uluslararası bir takım girişimleri var iklim değişikliğini önlemek üzere. Bu 1987'deki bu Sustainable Development, sürdürülebilir kalkınma kavramını ortaya atması. Daha sonra bu ilk defa 92 yılında Rio'da yapılan konferansta, onun ardından Kyoto'da 97'de yapılan konferansta, en çok da 2015'ti değil mi? 15'ti. Paris Anlaşması, Paris Konvansiyonu'yla bir takım uluslararası girişimlerde bulunuyor. Şimdi biz temel hukuk bilgisi olarak biliyoruz ki uluslararası yapılan anlaşmalar iç hukukta direkt kanun olarak geçiyor. Bir değil mi? O düzeydedir level'ı. Ama bir parlamentonun da bir onaylaması lazım. Şimdi bunu gerek Kyoto'da gerekse şeyde gördük. Türk hükümeti imzalamıyor örneğin Kyoto'yu. Ben diyor imzalamıyorum. Aslında Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'ydi Kyoto'yu imzalamayan iki ülke. Bunun bir yaptırımı, bir esası, temeli nedir bu işin? Bir hukuki boyutunu bize anlatır mısın? Uluslararası düzeydeki hukuki altyapıya bizim uyum sağlayıp sağlamama mecburiyetimiz ve doğuracağı hukuki sorunları. Evet, yani gerçekten... Evet, Türkiye'nin imzalaması, sonra onaylaması, sonra resmi gazetede yayınlanması gibi süreçler var ve bir kere onaylandıktan sonra işte o bizim hukukta doktrinde tartışmalar vardır ama kanun hükmünde olduğu için kanuna eşit midir, kanunun üstünde midir vesaire, ama sonuç olarak evet bu da bir kanun gibi bağlayıcı olacak iç hukukta. Yani uluslararası, yani dediğim gibi imzalasak bile, hani Paris Konvansiyonu, artık Kyoto'yu bırakalım, hani Paris'ten bahsedersek, Paris Konvansiyonu'ndan imzalasak bile sunacağınız hedeflere uyup uymamanızın bir yaptırımı yok uluslararası düzeyde. Yani bu, yani bu biraz hukuku aşıp politik bir mesele haline gelebilir. Yani şu anda bence dünyada green transition'ı gerçekleştirmek için Çin olmadan böyle bir transition mesela gerçekleşmeyecek diyorlar. Amerika tabii ki burada çok önemli bir faktör. Yani Biden dönemi tabii ki çok yakından takip edilmesi gereken bir dönem. Yani dünya politik güçlerinin etkileriyle diğer ülkeler bunları muhtemelen takip edecekler. Yani burada hukukun en azından şu anki anlaşmalar hukuki açıdan herhangi bir devlete ciddi bir yaptırım getirir, buna uymazsan gibi bir düzeyde değil. Ha, ne olabilir? Mesela Avrupa Birliği eğer bu Green Deal'ı gerçekleştirirse şu anki taslaktaki gibi, işte Carbon Border Tax vesaire gelirse gerçekten, Türkiye'deki üreticiler yurt dışına, yani Avrupa'ya ihraç ederken bu vergileri ödememek için, ayak izini sıfırlamak için bir takım çareler bulmaya başlayacak. O da Türkiye'de zaten şu anda yeşil işte yeşil sertifika mekanizması kuruluyor vesaire, hani gelişmeler var.
Elektriğini de yeşil almak için bir ülkede ihtiyaç çıkacak. Trend bir şekilde devletlerin politikalarını da değiştiriyor. Yani aslında siz uluslararası, yani bu işin en temel çözümü, en kesin çözümü dediğiniz gibi uluslararası anlamda bağlayıcı, yaptırımı olan bir hukuki metin imzalatıp bütün devletlere şu tarihe kadar şu emisyonlarını şöyle düşüreceksin. Ama gördük bunun örneklerini, hani siz çok güzel tarihi süreci özetlediniz. Yani bugüne gelene kadar ne Kyoto'da ne Paris'te hani gerçekten ülkeler bu yola girmiyorlar. Yani şu anda baktığımızda COVID sonrasında Nisan ayında karbon emisyonları %19 düşmüş dünya çapında. Haziran'a gelindi, yani 2019'a göre Haziran'a gelindiğinde bu oran %5'e inmiş. Yani 2019'a göre %5. Yani diyorlar ki 2020 sonuna kadar 2019'a oranla karbon emisyonlarında sadece %5'lik bir düşüş olacak. Bu kadar iş gücü kaybı yaşadığımız halde ve bütün hani Nisan ayında her şey, bütün dünya durduğu halde. Dolayısıyla çok ciddi bir çaba gerekiyor şu anda. Yani gerçekten bunu her sene %5, %10 düşürerek devam etmemiz gerekiyor. Avrupa Birliği hani Green Deal etkili olabilir. Ama bir taraftan da bakıyorsunuz yani Avrupa'da bunun gerçekten peşine düşen kaç tane ülke var? Yani Avrupa Birliği geri adım atmıyor gibi gözüküyor şu anda Green Deal'dan. Ama G20 ülkeleri, yani Meksika, Arjantin, Brezilya vesaire hani tam gaz şeye devam ediyor yine diğer tarafı desteklemeye. Alo. Hani, mesela Güney Kore'de yine bir yeşil Green Deal gibi bir şey var onların da paketi, ama bir taraftan da en fazla teşvik yine fosil yakıtlı sektörlere verdiğini görüyoruz. Yani aslında bütün dünya yine bir şekilde bu Recovery Package adı altında ekonomiyi bir an evvel canlandırmak için bugüne kadar alışık olduğu sektörleri desteklemeye, onları ayakta tutmaya devam ediyor. Ama yani insanlığın bu COVID'den öğreneceği çok şey var ve bir an evvel acil çözümlerin de bulunması gerekiyor. Yine insanların bilinç düzeyinin artmasıyla vesaire belki bir takım iyileşmeler olabilir. Ben duyamıyorum sizi. Ben de duyamıyorum. Tamam. Bu COVID süreci bütün bu işleri nasıl etkileyecek sence? Nasıl etkilediğinden bahsettin. Böyle giderse recovery, eskiye dönüş çok kısa sürede tekrar bu COVID'in yarattığı aşağı düşüş tekrar telafi edilecek gibi görülüyor. Özellikle bu yenilenebilir enerji yatırımları COVID sonrasında ne bekliyorsun? Artar mı, azalır mı? Nasıl bir trend izler sence? Vallahi yani hani baktığımızda Çin zaten 2019 durumuna dönmüş şu an emisyon anlamında. Ya Amerika'nın dediğim gibi yaklaşımı çok önemli. Yani Biden dönemi çok önemli. Yenilenebilir enerji yani tam olarak yenilenebilir enerji demeyeyim ama clean tech vesaire hani bütün sürdürülebilir yatırım diyeyim. O tarafta bence ciddi bir artış var ve olacak da, olmaya da devam edecek. Yani Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporlarını da falan da takip ediyorsanız bu tarafta ciddi gelişmeler var. Ya o biraz da bence şeyden kaynaklanıyor. Yani herkes sürdürülebilir yatırım okey, hani çok fancy yapalım falan sürdürülebilir, ama diğer tarafta kar marjları daha yüksek olduğu için herhalde bir çekimserlik de vardı. Petrol fiyatlarının bu kadar değişkenlik göstermesi belki yatırımcıları daha sürdürülebilir bir kazanç anlamında bu tarz yatırımlara yöneltecek. Yani bunların da aslında karlı yatırımlar olduğunu bir şekilde gösterdi. En azından şirketin değeri bir günde bu kadar kaybetmedi yani hani diğer tarafa nazaran. Ya dediğim gibi hani bence şey çok önemli. Yani dünya artık bir daha eskisi gibi olmayacak. Yani insanlar değişiyor, hepimiz değişiyoruz. Hepimizin bilinç düzeyi çok artıyor. Yani korona bir sağlık krizi. Bugün sağlık krizi, yarın iklim krizi. Yani
Ve şu ana kadar bildiğim kadarıyla dünyada koronanın, pardon, iklim değişikliği ile korona arasındaki doğrudan etki henüz kanıtlanmış değil. Ama ikisinin de temeline inmek lazım. Yani çevresel faktörlerin yadsınamaz olduğunu düşünüyorum. Yani bu ormanları yok eden doğaya, yani aslında ikisinin de temel root cause dediğimiz, hani temelinde insanoğlunun doğaya verdiği hasar ya da insanoğlunun doğaya teması, tahribatı, işte aktivitesi, her şeyi. Dolayısıyla biz bu kadar ekosistemi, biyo çeşitliliği ortadan kaldırırsak bu tarz pandemiler kaçınılmaz olacak. En büyük korku da tabii iklim değişikliği, bundan çok daha büyük bir felaket olacak. Yani düşünsenize iklim göçlerini. Yani Afrika'da yaşanmaz hale gelince o kadar insan nereye gelecek? Hani bizim ülkemiz kuraklaşıp yaşanamaz hale gelince ne olacak? Hani bir önceki serinizi çok üzülerek kaçırdım. Uygar Bey anlatmıştır, 2050'de Türkiye'nin çöl olmasını bekliyordu, söyledim yine. Aynen. Peki şimdi ben son bir soru, birkaç dakikamız kaldı, onu da varsa konuklarımızın sorularını cevaplamaya harcayalım. Ama ben sana son olarak Türkiye ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Senin de aydınlı olduğunu biliyorum. Ve Aydın'da jeotermal enerjinin ne kadar yaygın bir şekilde kullanıldığını da biliyoruz. Bu konuda halk tarafından da bir takım şikayetler var. Çevreyi kirlettiği için, işte incirlere zarar verdiği için filan diye. Bir Aydın'dan bir vatandaş, biraz önce insan hakları ve gelecek nesillerin haklarından bahsettik. Kalkıp şunu dese, benim bu yapılan santraliniz, benim işte hamile olsa, benim karnımdaki çocuğun, gelecek neslimin sağlıklı büyümesini engelledi diye Türkiye'de bir mahkemeye başvurabilir mi? Türk hukuki altyapısı buna hazır mıdır? Bunlar var mıdır bizde? Bu soruyu vazgeçelim. Evet, kötü yakalandım. Yani evet, yani Türkiye'de bunun yolu var mıdır? Deneyebilirsiniz. Bizde de anayasal aynı haklar var. Hani haksız fiil sorumluluğundan açılan davalar da var. Argüman üretirsiniz. Bir şekilde kanunlarımız Avrupa'daki kanunlardan çok farklı değil. Çünkü Urgen'de davası da haksız fiil sorumluluğuyla başlamıştı. Bir şekilde bir dava hakkı yaratılır mı? Yaratılır. Ama Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla şu ana kadar hani çevresel tabii ki çok fazla dava var. İşte o santraller bazında da Aydın'da da çok fazla dava var. Hani şu izni almadı, şunu yapmadı, bunu yapmadı falan filan. Ama hani böyle iklim değişikliği davası dediğimiz şeyler daha hani gelecek nesillerin hakları, iklim değişikliğine sebep olma vesaire gibi şeyler. Daha böyle bir dava olmadı mı Türkiye'de hiç? Yani iklim değişikliği davası diyebileceğim tarz bir dava yok. Daha bizimkiler hani ya onları farklı nitelendiriyorlar. Yani çevreyle ilgili davalar değil de mesela son dönem bilimsel, yani iklim bilimindeki gelişmeler sonucu artık spesifik bir santralin hava hareketlerine etkisi ölçülebildiği için, yani daha kolay ölçülebildiği için, iklim bilimi de delil anlamında çok desteklediği için o davalar biraz ayrı tutuluyor. Mesela bir çiftçinin Almanya'daki bir santrale karşı, yani Alman bir şirkete karşı daha doğrusu, işte kömür santralinin çift, yani adamın şeyi, tarlası bir şeyin kenarındaymış, gölün kenarındaymış. İşte RWE'nin kömür santralinden çıkan emisyonlar sonucu buzulların erimesi ve benim tarlamı su basması gibi iklime bağlanan bir dava mesela, örnek olarak. Türkiye'de hani daha çok çevresel davalar var, çevre haklarına aykırılık davaları var. Yani bir aydınlı olarak ne yaptın derseniz, ben çok çalıştım bu konuda. Ya gerçekten hani gidebileceğim bütün
üst düzeylere gittim. Aydın'da valilikle ne yapabiliriz diye. Yok, ben Aydın'a örnek olsun diye verdim. Yani. Yok yani çok doğru. Çok 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 üzüldüm. Onun yani, gibi bir sürü termik santrallerimiz var. Hem de ne kadar güzel yerlerde. Ya işin mesela Efeler Belediyesi'nin bir raporu var. Onu okumanızı tavsiye ederim. Çok enteresan şeyler yazıyor raporda. Sürdürülebilir yatırım eşittir yenilenebilir enerji gibi bir algı var ya Türkiye'de genellikle. Yani jeotermal santral, bu zaten yenilenebilir enerji, bununla ilgili nasıl bir sıkıntı olabilir ki? Evet var, yani bir kömür santralinden daha fazla hidrojen sülfür veriyor havaya. Ve kömür santrali gibi elektronik olarak sürekli denetlenmesi gerek. Yani bu gerçekten, benim ailem orada yaşıyor, benim için korkunç bir şey. Yani o kokuyu sabah 6 ile 10 arası duymanız lazım Aydın'da. Yani ben bireysel olarak çok açıkçası daha fazla çabalamalıydım belki. Ama bir sonuç elde edemedim. Bir gruplar kurduk, Aydın'a gittik, bir şeyler yapmaya çalıştık kendi çapımızda ama pek bir sonuca ulaşamadık. Sesiniz gelmiyor. Nasıl diye kapıyorum, sonra unutuyorum. Şöyle bağlayalım mı dilersen bugünkü konuşmamızı? Dünyada özellikle enerji hukuku, iklim ile ilgili hukukta yepyeni bir boyut açılıyor. Ve insanın temel hakları ve gelecek nesillerin hakları ön planda. İnsanlar bu haklarının sahip çıkıyorlar, o konuda bilinçleniyorlar ve devletin de buna saygı göstermesini bekliyorlar. Göstermezlerse de mahkemeye giderek haklarını arıyorlar. Böylece yeni bir boyut açılıyor ve bizim de gerek hükümetlerden, gerek yatırımcılardan, özel sektörden en büyük dileğimiz insanın temel yaşam haklarına saygı göstererek enerji faaliyetlerinde bulunmaları, devletin de bunu kontrol etmesi, denetlemesi, monitörlük görevini yerine getirmesi ve hiçbir insanımızın, hiçbir parça doğamızın, doğamıza hiçbir şekilde zarar gelmeden enerji faaliyetlerini yürüterek enerji arz güvenliğimizi temiz, güzel bir şekilde sağlamamızı dileyelim istersen. Evet, harika. Harika özetlediniz. Teşekkürler. Peki, çok iyi. Peki, böyle kapatalım ve birkaç soru var. Onu hızlıca sorayım. Fazla da izleyenlere vaktini almak istemiyorum. Berlin Berfin Deniz Çubuk hanımefendi der ki, değer hanım, öncelikle merhaba, sunduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Benim sorum, iklim değişikliğinin hukuki altyapısı bakımından bir yandan yatırım anlaşmaları ve bir yandan da devletin imzaladıkları protokoller, uluslararası çevre hukukundaki gelişmeler, aslında bu bizlere bu sorunun ulusal boyutu çoktan aştığını gösteriyor. Bu noktada devletleri, yatırımcıları orta noktada buluşturabilecek, dediğiniz gibi menfaat dengesini sağlayabilecek ne tür adımlar atılabilir? İşin özünde ekonomik amaçlardan daha üste olan temel insan hakları boyutunun olduğunu düşünürsek eğer, demiş. Evet, yanıtınızı alabilirim. Yani ne tür adımlar atılabilir? Zaten hani bir yatırım anlaşmaları anlamında şu an ciddi adımlar atılıyor. O anlaşmalardaki taahhütler bir denge bulma yönünde gelişiyor. Ve eski anlaşmaya dayalı bir uyuşmazlık çıksa bile hakem heyetleri de bu konuda artık bilinçlendiği ve mahkeme kararları ya da hakem kararları bir içtihat oluşturduğu için kararlar da değişiyor. Çevreye uyumlu kararlar çıkıyor. Şey boyutunda da, mahkeme boyutundaki açılan davalar da öyle. Yani içtihat da bir hukuk yapma metodu. Hakemlerin ya da hakimlerin bu konulara eğilmesi ve dünyadaki bu tepkilerle birlikte yani hukuk da evriliyor, öyle söyleyeyim. Daha hızlı bir şey ne yapılabilir? Tabii ki pek çok şey yapılabilir ama hani ben artık devletlerle olan anlaşmalarından çok ümitli değilim. O noktada ne yapılabilir? Yani işte toplumun bilinç düzeyi, NGO'ların aktif çalışmaları. Yani Avrupa'da, Avustralya'da, Amerika'da bu NGO'lar çok aktif çalışıyor. Yani yakında bu trendleri takip etmemek mümkün değil. Yani Türkiye'de şu ana kadar bu tarz davaların açılmamış olması açılmayacağını göstermiyor. Bu trend Türkiye'ye de elbet gelecek. Yani artık çünkü
Biz açmazsak bizden sonraki jenerasyonlar bu davayı açıyor. Baksanıza yani Greta kaç yaşında? Çevresine bir sürü çocuğu toplayıp bu davaları açıyorlar. Yani artık yapılan sadece enerji yatırımları değil, bütün yatırımlar. Yani siz bir yatırım yapıyorsunuz da oradaki yatırım biyolojik çeşitliliği mi etkileyecek? Balıkların mı soyunu tüketecek? Yani o zaman çocuklar ya da çocukları örgütleyen büyükler diyelim, çocukların yaşam hakları, gelecek nesillerdeki doğal kaynaklar ile ilgili hakları zedeleniyor diye bu davalar açılıyor. Yani Türkiye'de bir Türk bunu açması, uluslararası düzeyde bu davalar bir şekilde açılır. Yabancı birisi açar hale gelebilir. Mesela RW davası Almanya'da açılan bir dava ama Perulu bir çiftçinin açtığı bir dava. Yani zarar Peru'da meydana gelmiş. Santral orada, iklim değişikliğine yol açtı iddiası Peru'da ama davayı Almanya'da açmış. Yani artık kimin nerede ne açacağı, dünya çok çok farklı bir noktada, uluslararası bir noktada. Yani hiçbir şeyi biz sadece Türk hukukuna bakarız da yani çözemeyeceğiniz bir noktada. Uluslararası hukuk da o anlamda çok gelişiyor. Dediğim gibi dava değil, farklı mekanizmalar da var, şikayet yöntemleri de var. Onların da bir şekilde yaptırımı oluyor mu uluslararası boyutta? Olmuyor ama politik güç ya da işte çok global bir dünyadayız, herkesin bildiği gibi ekonomik bir boykot ve yani pek çok boyutu olabiliyor. Yani hani illa bunun ciddi bir karar, bir yaptırım olması gerekmiyor. Ya bence bu tartışma gibi, hani benim gibi 100 kişinin konuştuğunu düşünün. Buraya katılan bugün bayağı bir katılımcı oldu. Yani buradaki herkesin bu bilinçlenmeyi etrafına yaydığını düşünün. O bile bir fayda bence. Hani en çok biz kendi kendimizi bilinçlendirerek, etrafımızı aydınlatarak o bilinci oluşturup bir şeyler yapacağız. Dolayısıyla haklarımıza sahip çıkalım. Evet, ikinci sorumuz Emine Toktan hanımefendinin: yatırımcılar dışında bireylerin kendi kullanımlarına yönelik enerji üretimine ülkemizde teşvik ne düzeyde ve bu alanda ne tür uyuşmazlıklar çıkabiliyor? Herhalde bu lisanssız elektrik üretiminden bahsediyor. Çok geniş bir konuya girdiniz, bütün akşam geçer. Yani şöyle söyleyeyim, lisanssız üretime bakmanız gerekiyor. Evet, öyle bir düzenleme var ve bunu şu anda mesela çok bence hani Türkiye'nin önümüzdeki dönem enerji alanında yapılabilecek en doğru şeylerden bir tanesi bu alan. Çatıların üzerine güneş santralleri ve lisanssız. Şu anda zaten bizim de çok yoğun ve en çok çalıştığımız konulardan birisi bu. Fabrikalar da buna gidiyor. Tekstil firmaları eğer Türkiye çapında çok fazla bir çatı sahibi ise, tekstil firmaları gibi çatılarına güneş santralleri kurma yönüne gidiyorlar. Bunun teşviki var. Aktif tarif eden elektriğinizi eğer tüketim fazlasıysa satabiliyorsunuz ya da alabiliyorsunuz gibi. Yani piyasa PTF dediğimiz piyasa takas fiyatından çok daha iyi bir fiyattan satabiliyorsunuz elektriğiniz eğer kendi tüketiminizin üzerindeyse. Dolayısıyla şu an bayağı bir orada yeni bir sektör var. Yani bu sadece yani çatınızın üzerine santral kurdurduğunuzda o sizin olmak zorunda. Yani oradan üretilen elektrik bu santrali kuran firmanın olmuyor, sizin olmak zorunda. Ama bir takım modeller geliştiriyoruz, biz orada geliştirdik daha doğrusu. Yani santralleri yaptırıp başka birine ürettiğiniz elektrik sizin olacak şekilde modeller mümkün. Bence de zaten en gelişecek işte enerji performans sözleşmeleri vesaire. Belki bugünkü şeyde vaktimiz kalmadı, çok değinmedik ona ama yani dünyadaki trendi de şöyle görüyorum hocam. Yani işte bu soft law dediğimiz belgeleri imzalayan bazı şirketler var, global şirketler işte IKEA gibi vesaire. Yani artık trend dediğim gibi önce şirketlerden ve bireylerden başlıyor. O şirketlerde ürettiği elektriğin yeşil olmasıyla ilgili bir taahhüdü varsa, çatısına güneşi de kuruyor, fazla ürettiği elektriği de yeşil olarak alıyor,
İşte fabrikasının içindeki ulaşımı elektrikli yapıyor, mobiliteyi kullanıyor. Hem teknoloji, hem mobilite, hem yeşil. Yani artık her şey entegre bir şekilde sürdürülebilir olmaya doğru gidiyor. Ve bunu hiçbir şirket zorladığı için yapmıyorlar. Kendileri bu taahhütlerin altına şirket olarak girdikleri için yapıyorlar. En büyük trend de zaten bu tarz global şirketlerin kendi kendilerine bunları taahhüt etmesi. Evet, son soruyu da Koçer Karatepe hanımefendiden. İklim kriziyle mücadelede mevcut sistemimiz içinde üzerinde konuşulan çözümlerden biri de karbon vergisidir. Bu konuda hazırlıklarımız mevcut mudur, yeterli midir diye sorar kendisi. Bizim hukukumuz. Evet, Türkiye'deki karbon vergisi uygulaması var mı? Yani orada çok bir gelişme bilmiyorum ben şu anda ama Avrupa'daki Green Deal çerçevesinde bu vergi, daha doğrusu Carbon Border Tax geleceği için o da Türk üreticileri uymaya zorlayacak diyebiliriz. Peki değercim, her zamanki gibi harika bir sunum yaptık. Son olarak söylemek istediklerin varsa onları söyle ve seninle kapatalım. Ben tamam. De birkaç şey müsaade edersen senden önce söyleyeyim. Tabii. Efendim hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki toplantının, etkinliğin anonsunu da yapmak isterim. 24 Kasım Salı günü, yani önümüzdeki hafta Salı günü, yine aynı saatte, saat 5'te Solar Çatı firmasının kurucu ve yönetim kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Sayın Utku Kokmaz bizimle beraber olacak ve Uygar Özesmi kendisiyle çatınıza güneş enerji sistemini nasıl kurarsınız başlıklı bir toplantı görüşme yapacaklar. Eğer siz de çatınıza bir güneş enerjisi kurmayı planlıyorsanız lütfen önümüzdeki hafta toplantımıza katılın. Evet, evet değer. Son sözleri söylemek üzere mikrofon senin. Buyur. Evet, çok teşekkür ediyorum. Umarım katılımcılar da keyif almıştır. Ben çok keyif aldım. Sizin her zaman çok keyifli bu sohbetler. Bence çok harika olmuş böyle bir şey başlatmanız. Böyle resmi bir şeyde prezentasyon formatında olmayınca böyle doğaçlama tartışma bence çok daha keyifli oluyor. Sorularla çok daha güzel bir hale geliyor. Umarım keyif almıştır katılımcılar. Ben çok keyif aldım. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.